Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde mef'ulü ma'ah konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Mef'ulü ma'ah yine fiil cümlesinin ögelerinden bir tanesidir. Mef'ul çeşitlerindendir. Mansubat diye saydığımız mansup kelimelerden, cümlenin mansup ögelerinden bir tanesidir. Mef'ulü ma'ah. Evet, mef'ulü ma'ah nedir? Hemen tanımını kısaca yapalım. Beraberlik bildiren vav harfinden sonra gelen, bir işin başkasının birlikteliğinde, beraberliğinde yapıldığını veya aynı anda yapıldığını bildiren mansub isme mef'ulün ma'ah denir. Şimdi buradaki beraberlik bildiren vav'ın vav'ı haliyeden veya atıf vav'ından ayrıldığını anlayalım. Arkadaşlar özellikle beraberlik bildiren vav diye burada belirtmemizin sebebi o. Yani ma'a manasındadır. Beraber anlamında olan bu vav, ma'a kelimesinin manasında kullanıldığı için mef'ulü ma'ah denir. Biliyorsunuz ma'a birlikte demekti. Mesela zehebtu ma'a ebi, babamla birlikte gittim. Ma'a ebi veya ma'a sadigi, arkadaşımla birlikte gibi. Ma'a birlikte manasını veriyordu. İşte bu vav harfi de, yani mef'ulü ma'ahta kullanılan vav harfi de beraber, birlikte manasına gelir. Peki bu vavlı olan kelime mef'ulü ma'ah niçin kullanılır? Arkadaşlar iki tane kullanım yeri var. Birincisi başkasının beraberliğinde yapıldığını bildirir. Yani birisiyle birlikte yaptım manasında. Bir de şu işin olması esnasında, mesela güneşin doğmasıyla, akşam ezanıyla, sesin gelmesiyle gibi, akşam ezanıyla yemek yedim veya güneşin doğmasıyla uyandım gibi misallerde bu o işle birlikte yapıldığını, aynı esnada yapıldığını bildirmek için kullanılır. Bu beraberlik bildiren vava, vav-ı maiyet denir arkadaşlar. Bizim üç türlü vav'ımız var, birazdan gelecek. Bu bizim bugünkü konumuzu anlattığımız mef'ulü ma'ah konusunda kullanacağımız vav, vav-ı maiyedir arkadaşlar. Cümlede nasıl kullanılır? Hemen örneklere bakalım. Qara'tu ed-derse vel üstade. Qara'tu ed-derse vel üstade ne demek? Hoca ile birlikte, yani öğretmenle birlikte dersi okudum demek. Yani dersi hoca ile birlikte okudum demek. Hoca ve ben okudum manasına gelmez arkadaşlar. Bakın neden öyle olmaz? Şuradaki mansupluk bunun mef'ulü ma'ah olduğunu bildirir. İrabına bakacak olursak cümledeki kelimelerin, qara'a fiil, buradaki tü muttasıl zamir fail, ene, ed-derse mef'ulün bih, ben dersi okudum, vav biraz önce bahsettiğimiz maiyet, vav-ı maiyye yani birliktelik vav'ı, evet, el-üstade kelimesi de mef'ulün ma'ah mansubun bil-fetha, bu şekilde söyleriz arkadaşlar. Hatırlarsanız mef'ul çeşitlerinde yine mef'ulü mutlak görmüştük. Fiilin cinsinden mastar yapılıyordu. Mesela mef'ulün li'eclih görmüştük. İçin manasını veren bir harfi cerle veya için manasına gelen bir kelimeyle kullanılıyordu. Buradaki ise arkadaşlar vav-ı maiyetten sonra gelen mansup isim mef'ulü ma'ah oluyor. Evet, buradaki vav aslında şu manaya geliyor. Qara'tu ed-derse ma'al ustazi. Ben dersi hocayla birlikte okudum. Buradaki üstazi kelimesi arkadaşlar, niye yukarıda üstaze fethaydı da burada esre oldu? Yukarıdaki vav-ı maiyet harfinden sonra geldiği için mef'ulü ma'ah oldu arkadaşlar. Buradaki ma'a kelimesinden sonra geldiği için de muzafun ileyh mecrur oldu arkadaşlar. Bakın şu üstazi kelimesi neden esreli olmuş? Muzafun ileyh olduğu için. Hatırlarsanız zarflardan sonra gelen kelimeler muzafun ileyh olup mecrur oluyorlardı arkadaşlar. Evet, şu örneğimize bakalım. Meşeytu ilel mescidi ve ezanel fecri. Burada cümleyi iki kısma ayırabiliriz. Camiye yürüdüm. Bakın meşeytu, ben yürüdüm. İlel mescidi, camiye. Ve ezanel fecri, sabahın ezanıyla, yani sabah ezanıyla camiye yürüdüm, camiye gittim manasında. Şimdi burada vav, vav-ı mahiyettir işte.
Yukarıdaki vav, yani vel üstazedeki kelime bize birisiyle birlikte yapıldığını anlatıyordu bu fiilin. Buradaki vav ise bir işin bir aynı esnada ya da işte bir zamanda yapıldığını bildiriyor. Bakın, meşeytü ilel mescidi ve ezzanel fecir. Bir şeyin olduğu esnada yürüdüm. Ne zaman? Ezan okunurken. Sonra devam ediyor bakın. Sümme raca'tu ve tulu'a şemsi. Sonra döndüm. Ve tulu'a şemsi. Tulu, tala'a, doğdu, doğmak demek. Bu güneşin ayın doğmasıyla kullanılır arkadaşlar. Güneşin doğmasıyla döndüm. Evet, bakarsanız buradaki vav harfleri kendinden sonra gelen kelimelerle ne yapmış? Bir mef'ulü ma'a oluşturmuş. Mef'ulü ma'a mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde irab yaparız arkadaşlar. Şimdi burada küçük bir notumuz var. Mef'ulü ma'a öne geçmez diye. Hocam bu ne demek? Hatırlarsanız fiil cümlesinin sıralaması, fiil cümlesinde ögelerin sıralanışı diye bir ders işlemiştik. O derste mef'ulün bihin hem failin hem de fiilin önüne geçip cümlenin başında gelebildiğini görmüştük. Fiil cümlesiyken. Bakın dikkat edin. Cümle iki çeşittir Arapçada. Birisi fiil cümlesi, birisi isim cümlesi. İsimle başlarsa isim cümlesi, fiille başlarsa fiil cümlesi diye öğrendik. Hocam mef'ulü bih dediğimiz kelime, yani mef'ul olan kelime cümlenin başına geçince isim cümlesi olmuyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Fiilin önüne geçmesini gerektirecek bir karine, bir şart olduğu için fiilin önüne geçebiliyor. Mef'ulün bih. Dikkat. Mef'ulü ma'ah ise böyle bir şey yapamaz arkadaşlar. Mef'ulü ma'ah dediğimiz mesela ve tulu'a şems ve ezanel fecr veya yukarıda vel üstaze kelimesiyle cümle başlayamaz. İlla burada gelecek. Yani cümlenin bu konumunda gelmek zorundadır. Mef'ulü ma'ah nasıl irab yapılır? Hemen Mef'ulü ma'ın irabı ile ilgili biraz bilgilendirme yapalım. Vav harfinden sonra gelen kelimenin mansup okunabilmesi için, yani fethalı, yani cümlede mansup olabilmesi için, yani mef'ulü ma'ı olabilmesi için iki şart gerekli. Bir, vav harfinden önce tam bir cümle olmalı. Bakın, meşa et-talibu, öğrenci yürüdü, nokta. Burada aslında tam bir cümle var. Öğrenci nasıl yürüdü veya öğrenci nereden yürüdü, öğrenci ne halde yürüdü, öğrenci ne zaman yürüdü gibi sen oraya bir tane cümleye yeni öge katabilirsin. Yani özellik olarak zaman, mekan veya bir şekil bildirecek şekilde. Ama cümle meşet talibü de fiil failde tam bir cümle oluyor. Evet. Tam bir cümleden sonra gelen vav harfiyle birlikte mef'ulü ma mansup okulun arkadaşlar. Bakın burada meşa et talibu ve sural camiati. Manası şudur. Öğrenci. Bakın yürüyen kim? Öğrenci. Nereden yürümüş öğrenci? Ve sural camiati. Üniversitenin surlarıyla birlikte. Yani üniversitenin duvarıyla birlikte yürüdü. Üniversitenin duvarı boyunca kenarından yürüdü manasında. Şimdi burada meşet talibu tam bir cümle olduğu için vav harfinden sonra gelen sur, yani duvar kelimesi mef'ulü ma'a mansubun bil fetha diye okunur arkadaşlar. İrabı da mef'ulü ma'a mansubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde söylenir. İkinci özelliği mansup olabilmesi için ikinci gerekli şart. Vav harfi ma'a manasında olmalı, atıf harfi olmamalı. Yani birliktelik bildirecek. Örneğe bakalım. Hadara Muhammedun ilel beyti ve gurubeş şemsi. Hadara Muhammedun ilel beyti. Muhammed eve geldi. Bakın tam bir cümle. Gördün mü? Birinci şart tamam. Şimdi ikinci şartımıza bakalım. Ma manasında mı? Ve gurubeş şemsi. Ne zaman geldi? Güneşin batışıyla. Bakın ma manasında birliktelik bildiriyor. Güneş batarken hem güneş batıyordu o anda o esnada geldi. Yani bir birliktelik var. Zaman birlikteliği. Evet, buradaki vavı maiyet ve vavdan sonra gelen gurube kelimesi de arkadaşlar mef'ulün ma'a mansubun bil fethati zahirati şeklinde söylüyoruz. Hocam buradaki vav atıf vavı olabilir mi? Şimdi bir bakalım aşağıda notumuz bunu açıklamış. Burada atıf vavı olamaz. Çünkü vavın öncesi ve sonrası aynı işi yapamaz. Yani ne demek? Hadara Muhammedun ilel beyt. Muhammed eve geldi değil mi? Peki güneşin batışı eve gelir mi?
gelmez. Demek ki atıf olsaydı, atıf vavından öncesi de, atıf vavından sonrası da bu fiilin manasında iş yapacaktı. Yani ikisi de gelecekti. Şimdi Muhammed'i eve getirdik. Tamam. Bir güneşin batışını eve getirebilir miyiz? Gelmez. Demek ki bu atıf olması imkansız. Yani bu vav olsa olsa vav-ı maiyet, yani mef'ulün ma'ah için kullanılan vav olur. Atıf vavı olamaz. Evet, bir özellik de bu arkadaşlar. Atıf vavıyla mef'ulün ma'ah vavı arasındaki fark nedir? Bakın, vavdan sonraki ile vavdan önceki kişi, yani işi yapanlar aynı fiille işi yapabiliyorsa atıf vavı olabilir. Ama yapamadığı gibi, bakın burada gördüğünüz Muhammed eve gelmiş ama güneşin batışı gelmez. Yani böyle bir şey mantığa uymaz. Muhammed eve gelir, gün batım eve gelemez. Bu sebeple burada uygun olan kullanım mef'ulün ma'ah mansubun şeklinde olmasıdır arkadaşlar. Bakın başka bir örnek verelim. İttefaka Halidun ve Hüseyin. Halid ve Hüseyin ne yaptı? İttifak etti, anlaştı. Şimdi ittifaka nasıl bir fiil arkadaşlar? İşteş, yani müşareket bildiriyor. Birlikte yapılan bir fiil. Bu tek başına yapılmaz. İttefaka Halid, Halid anlaştı. Ama biriyle anlaşması lazım. Yani bir kişi daha lazım. Buna işteş fiil diyoruz Türkçe'de. Müşareket bildiren, bu şekilde ortaklık bildiren fiiller. Mesela bakın ittefaka, işterake. Mesela gatele, kavga etti veya savaştı gibi manalara gelen kelimeler, iki kişinin yaptığı kelimeler mutlaka atıf vavıyla desteklenir arkadaşlar. İşte buradaki vav ise atıf vavıdır. Niye? Çünkü müşareket bildiren işteş bir fiil gelmiş. Bakın iştarake, ittifaka gibi. Aşağıdaki örneği inceleyelim. İştaraket Zeynebu ve Fatimetu fil musabakati. Bakın Zeynep ve Fatma yarışmaya katıldılar. Buradaki vav da aynı şekilde atıf vavıdır. Arkadaşlar şimdi bir arkadaşımız soru sormuş. Hocam burada vavlarla birlikte mi anılacak? Hayır arkadaşlar. Vavlar vav-ı maiyettir. La mahalle lehu minel i'rab'tır. Harflerin hiçbirinin i'rab'da mahalli yoktur arkadaşlar. Vav'dan sonraki sur kelimesi. Bakın şuradaki sur kelimesi. Ve yine vav'dan sonraki gurube kelimesi bizim aradığımız mef'ulü ma'ah olan kelimelerdir. Burada sehven kırmızıya boyanmış. Evet, bunu anlayışla karşılamanızı istiyorum. Sonraki örneklerde bu yukarıdakilerden ayrılan bir özellik var. Dikkat edin. Yukarıdakiler aynı şey yapmıyordu. Bakın baştaki örneği inceleyelim. Meşa et talibu ve sural camiati. Öğrenci yürüdü. Peki üniversitenin duvarı yürüdü mü? Yürümedi. Demek ki aynı işi yapmadıkları için burada olsa olsa vav-ı maiyet olur. Yani mef'ulü ma'ah olur vav'dan sonraki arkadaşlar. Aynı şey güneşin batışıyla Muhammed'in eve gelmesine de geçerliydi. Buradaki vav-ı maiyettir. Ve sonraki kelime mef'ulü ma'ah mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde irap yapılır. Aşağıdakiler ise ortaklık, yani müşareket bildirdikleri için, ikisi birlikte aynı işi yaptıkları için, ittifak etme işini Halid ve Hüseyin birlikte yaptıkları için bu aradaki atıf vavıdır arkadaşlar. Bu matuftur, bu da matufun aleyhtir. Yani Hüseyin kelimesi Halid'e atıf edilmiş. Aşağıdaki de aynı. İştiraket Zeynep'u ve Fatimetu. Zeynep iştirak etti, katıldı. Fatma da katıldı. İkisi de aynı işi yaptı. Buradaki Fatma Zeynep'e atfedilmiş arkadaşlar. Fatma matuf, öbürü de matufun aleyh şeklinde söyleriz. Evet, bu iki örnek işteş fiil olduğu için atıf olur. Buradaki vav harfleri atıftır. Zeynep matufun aleyh, Fatma kelimesi de matuf olur. Evet, fark anlaşıldı zannımca. Bir soru vardı. Hocam vavların durumunu nasıl anlarız? Atıf vavı mı yoksa vavı maiyet olan mef'ulün ma'ah vavı mı? Nasıl anlarız? Bakalım. Şimdi vav harfinin 4 durumu var arkadaşlar başlıca. Birincisi atıf harfi olması zorunlu olarak geldiği yerler. Yani biraz önce müşareket bildiren işteş fiillerde atıf harfi zorunluydu. Bu şekilde vav'ın atıf harfi olarak kullanıldığı yerler. Bakın birinci örnekten gidelim. Tehasama Zeydün ve Amrun. Zeyd ve Amr tartıştılar. Husumet ettiler yani. Tartıştılar. Bakın burada atıf vavı olmak zorunda. Niye? Tehasama kelimesi müşareket bildiriyor. İşteş fiil. İştarake Muhammedun ve Halidun fil gurfeti. Muhammed ve Halid odayı paylaştılar. Yani odada ortak oldular. Bir odada kaldılar. Bu manası arkadaşlar, bak ikisi de aynı odayı paylaştığı için yani bir müşareket var. Burada vav atıf vavı olmak zorundadır. Hocam bu vavdan sonra mef'ulü ma'ah olur mu? Olmaz arkadaşlar. Evet.
Bu atıf harfinin zorunlu olduğu yerler. Evet, vav'dan sonra bir soru var. Vav'dan sonra mansup olursa mef'ulü ma'ah mı olur? Arkadaşlar orada bir şeyi dikkat etmeniz lazım. Eğer mef'ule atıf yapıldıysa yine atıf yapılan kelime ve matufumuz mansup olabilir. Dikkat edin, hemen mef'ulü ma'ah demeyin. Buradaki fiilin müşareket bildirip yani işteş olup olmadığını bir kontrol etmenizde fayda var. Çünkü her zaman bu şekilde faillere atıf yapılmaz. Mef'ule de atıf yapılmış olabilir. Yani innenin ismine de atıf yapılmış olabilir. Yani mansup bir kelimeye atıf yapıldığında atıf harfinden sonra gelen de mansup yani fethalı olabilir. Hemen siz o fethayı görür görmez vav'dan sonra fetha var diyerek mef'ulü ma'ah söylerseniz hatalı yapmış olursunuz. Önce şu fiillere bir bakın, bir müşareket manası var mı? Evet, şu örneğimizi inceleyelim. İştarake Muhammedun ve Halidun fil gurfeti. Bakın, Muhammed ve Halid odada ortak oldular. Yani odayı paylaştılar manasında. Bir ne var? Müşareket, ortaklık var. O zaman bunun ne olması gerekiyor? Bunun atıf vav'ı olması. Şimdi gelelim her zaman mef'ulün ma'ah olduğu yerlere. Yani vav'ın birliktelik, vav-ı maiyet bildirdiği hallere. Qara'tu kitaben vennile. Kitabı okudum. Bakın tam bir cümle. Biraz önceki anlattığımız slaytta ne demiştik? Mansup okunabilmesi için iki şart vardı. Birincisi vav'dan önce tam bir cümle olacak. İkincisi neydi? Ma'a manasında olacak. İşte buradaki nil kelimesi de ne manasında? Nil boyunca, yani Nil nehrinden bahsediyor. Nil boyunca kitap okudum. Yani Nil'de ya yürümüş ya efendim sandalla gezi yapmış. İşte o yolculuk esnasında Nil boyunca kitap okudum. Burada şey de diyebilir. Mesela qara'tu kitaben ve rihlete. Yolculuk boyunca kitap okudum diyor. Şimdi bakalım. Hocam burada atıf vavı olabilir mi diye sorsa arkadaş. Şimdi atıf vavı olması için fiili birlikte yapmaları lazım. Değil mi? Fiil qara'tu kitaben. Kitabı ben okudum. Peki Nil de kitap okudu mu? Okumadı. Demek ki böyle bir şey mümkün olmuyor. Yani atıf olması mümkün değil. Burada mef'ulü ma'a birliktelik manasında söylenmesi zorunlu olduğu yer arkadaşlar. Nil boyunca kitap okudum. Sonraki örneğe bakalım. Ma'te zeydün ve tulu'aşşemsi. Zeyd öldü. Güneşin doğuşu da öldü mü? Ölmedi. Zeyd güneş doğumuyla, güneş doğarken o öldü. Yani mana bu. Bu güneşin doğmasıyla birlikte manasında. Evet, bu işin zamanını, birlikteliğini bildiriyor. Buradaki tulu'a kelimesi vav ayrı arkadaşlar. Vav yine burada kırmızıyla işaret etmişiz. Sehven olmuş bu. Vav vav-ı maiyettir. Tulu'a kelimesi mef'ulun ma'ah mensubun bil fethati şeklinde irab alır. Bu iki örnekte atıf olması durumunda manada bozulma olur. Biraz önce verdiğimiz manalara bakalım. Kitabı ben okudum. Nil okudu mu? Okumadı. Zeyd öldü. Güneşin doğumu öldü mü? Ölmedi. Yani bu manası uyumsuz oluyor atıf vav'ı yaptığımızda. Demek ki bunların bir yolu var. Ancak olsa olsa mef'ulün ma'ah olan birliktelik vav-ı maiyet olur. Bunlara da mef'ulün ma'ah mensubun bil fethati zahirati şeklinde irab yaparız. Evet, şu son örneğe bakalım. Vasaltü ve gurubeş şemsi. Vav buradaki atıf vav'ı mı yoksa vav-ı maiyet mi arkadaşlar? Vav-ı maiyet. Nereden aradık hocam? Güneşin batımıyla vardım. Yani güneş batımıyla. Güneş batarken oraya ulaştım, vardım manasında. Bakın burada atıf vav'ı olabilmesi için bir şey lazım. Atıf şartlarına uymuyor. Atıf şartlarından bir tanesi de zahir isim. Zahir ismi atfedilir arkadaşlar. Burada atfedilmesi gerekiyorsa vasaltü ene diye zamiri munfasıl zamir şeklinde getirmesi lazımdı. Yani muttasıl zamire atıf yapılmaz. Atıf şartına uymuyor. Evet, burada vasaltü tam bir cümle. Ben vardım, ulaştım manasında. Ve gurube, gurube kelimesi de mef'ulün ma'ah, mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde irab yapılır. Hocam şuradaki eşşemsi veya yukarıdaki örneklerde şu kelimelerden sonra kelimeler cümlede hangi konumda geliyor? Muzafun ileyh, mecrurun bil kesre arkadaşlar. Gurub, muzaf, eşşemsi kelimesi muzafun ileyhtir.
Muzaflar cümlede hangi konumdaysa ona göre irab alırlar. Burada mef'ulün ma'ah konumunda mansubun bil fetha şeklinde söylenir. Buradaki son örnekte zamire atıf yapılmayacağına vurgu yaptık. Eğer bu atıf yapılacak olsaydı, şimdi o bahsettiğim örneği şuraya yazalım da. Evet, vasaltu ene ve aliyün. Evet, şimdi burada ne oldu? Arkadaşlar burada, bir saniye hemen şunu biraz büyütelim. Buradaki atıf oldu işte. Hocam nerede anladık bunun atıf olduğunu? Arkadaşlar zahir bir isim yine ayrı bir zamire atıf yapılmış. Bakın bu şekilde vav olursa atıf olur. Evet, vasaltu ve aliyen. Buradaki yukarıdaki vav ise arkadaşlar vav-ı maiyettir. Evet, bu birliktelik bildiren vavdır. Hocam nerede anladınız bunu? Arkadaşlar atıf olması için aşağıdaki gibi ayrıyeten bir kelime, yani ayrıyeten bir zamir gelmesi lazım. Atıf muttasıl zamire yapılmaz. Peki buradaki mana nedir hocam? Vasaltu ve aliyen demek ben Ali ile birlikte ulaştım. Ali ile birlikte vardım demek. Peki aşağıdaki mana ne hocam? Vasaltu ene ve aliyun, ben ve Ali vardık demek. Yani bu işi ne zaman ikisi birlikte mi yapmış? Önce ben geldim, sonra Ali mi geldi? Bir şey belli değil. Zaman belli değil. Ama yukarıdakinde ben Ali ile birlikte vardım dediğinde aynı anda vardığımızı ifade ediyor arkadaşlar. Evet, burada vasalina da denebilir mi? Denebilir arkadaşlar, ama biz bunu örnek olsun diye yazdık. Vasaltu ve aliyen, vasaltu ene ve aliyun. Evet, biz Türkçe'de her zaman kurallı kullanmayız. Bazen devrik cümleleri kullanırız. İşte vurgu yapmak için. Kim kim geldiniz? Ben ve Ali geldik. İşte böyle söylenir. Vurgu yaptı. Ben de geldim, Ali de geldi gibi. Yani vasalina da diyebilir, ama burada bir şeyleri farklı bir şekilde ifade etmek, üstüne vurgu yapmak manasında kullanıldı. Bu şekilde bir kullanım var. Vasaltu ve aliyen mef'ulün ma'ah olur. Niye? Mef'ulün ma'ah mansubun bil fethati zahirat. Evet, vav harfinin durumlarıyla ilgili yine 4 durum demiştik. İlk ikisini gördük. Her zaman atıf olması gereken yerler, her zaman mef'ulün ma'ah olması gereken yerler. Şimdi 3. duruma geldik. Atıf veya mef'ulü ma'ah olması caizdir. Yani her ikisi de olabilir. Cümlenin gelişine veya gidişine, yani siyak sibak dediğimiz olaya bakacağız arkadaşlar. Atıf mı yoksa mef'ulü ma'ah mı? La'ibe zeydun ve sadikahu. La'ibe zeydun ve sadikuhu. Bakın dikkat edin. Vav'dan sonra gelen kelimenin son harfi birinci örnekte fetha, ikinci örnekte damme olmuş. Birinci örneğin manası nedir? La'ibe zeydun ve sadigahu. Zeyd arkadaşıyla birlikte oynadı. Bu ikisi aynı anda bu işi yaptığını, oynama işini aynı anda yaptıklarını ifade ediyor arkadaşlar. Ve sadigahu deyip mef'ulü ma'ah yaptığımızda. Aşağıdakinde ise bunu kim oynadı diye söyleyince, önce Zeyd bu oynama fiilini yapmış, sonra da arkadaş oynamış olabilir. Aynı anda da olabilir. Yani vav, atıf vavı olduğunda bir zaman birlikteliği mecbur değil. Birisi önce yapar, birisi sonra yapar, birisi bir yıl sonra yapar olabilir. Ama yukarıda aynı anda yaptığını bildirdiği için mef'ulü ma'h diyoruz. Ma'a manasında kullanılmanın özelliği bu işte. Evet, birinci örnekteki mef'ulü ma'h arkadaşlar. İkinci örnekteki de atıftır. Demek ki her ikisi de bu şekilde gelince caiz oluyor. İnceleyelim şurada başka arkadaşlar. Bizim kurallarımız vardı. Bakın la'ibe, vav'dan önce la'ibe zeydün cümlesi tam bir cümledir. Vav burada ma'a manasındadır. Kendinden sonrakinde bir mef'ulü ma'a olabilir. Evet. Bakın aşağıya. Zeyd oynadı. Sadik kelimesi de oynadı. Yani ikisi de oynadı. Atıf vav'ı da olabiliyor. Gördünüz mü? Yani bizim en başta söylediğimiz kuralların hepsi iki cümlede de geçerli. O zaman hem atıf vavı olabilir aşağıdaki gibi, hem de mef'ulü ma'ah yani vav-ı ma'iyet olabilir. Bu ikisi de caizdir arkadaşlar. Şuradaki harekeye bakacaksınız. Bakın sadikahu veya sadikuhu, bakın atfetti. Neye atfetti? Faile atıf var burada. Bu matuf faile atfedilmiş. Gördünüz mü? Failin harekesini aynen almış. Bakın burada atıf diyemezsiniz. Faile atıf yok. Failin harekesi damme. Bu şeyden, vav'dan sonra gelen kelimenin harekesi ise fetha. Bakın sadiga derken gaf harfinin harekesi fetha. Bunlar arkadaşlar
Bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de fiillere bakacaksınız. Fiillerde müşareket var mı? Yani ortaklık, işteşlik var mı? Oradan çözebilirsiniz. Bir de bu tür ikisinin de olmasının caiz olduğu durumlarda mutlaka cümlenin gelişine, yani siyak sibak durumuna bakmanız gerekiyor. Yani cümlede öncesinde ne kastediyordu veya cümleden sonra ne kastediyor? Oradan cümleye uygun manayı bulabilirsiniz. Eğer sadigi deseydik bir nispet yası, yani mütekellim yası gelseydi ne olurdu? Arkadaşlar, o zaman da yine cümlenin gelişine gidişine bakacaktınız. Bu işi birlikte mi yapmışlar, yoksa ikisinin de aynı işi yaptığına mı işaret var? Ona karar verirdiniz. Nispet, yani daha doğrusu mütekellim yası bitişen kelimelerin irabı mahallen oluyor. Hangi konumda olursa olsun. İşteşlik, yani ortaklık bildiren bir fiil varsa müşareket manasında, o zaman o vav atıf vavı olmak zorunda. En son durum var arkadaşlar. Bu hal konusunda gördüğümüz bir vav. Buraya neyi aldım arkadaşlar? Zaten gördüğünüz bir konu. Bunun ayırt etmesi çok kolay. Zira bu vav'dan sonra mutlaka isim cümlesi olacak. Örneğe bakın. Ayetten örnekler almaya çalıştım. La takrabus salate ve entum sukara. Namaza yaklaşmayın. Ve entum sizler sukara, sarhoş iken. Bakın, buradaki vav arkadaşlar hal vavı. Yukarıdaki üç konuyla hiç alakası yok. Bu vav'dan sonra bir mübteda, bir de haber olmak zorunda. Bakın aşağıdaki örneğe. Dahike talibun vel muallimu yetekellemu. Öğrenci güldü. Hangi halde güldü? Öğretmen konuşurken. Muallim mübteda, yetekellemu haber. Biliyorsunuz mübteda ve haber bu şekilde bir zahir kelime, marife kelime. Haberimiz de fiil cümlesi olarak gelebilirdi. Bu şekilde mübteda haberden oluşan bir isim cümlesi vav'dan sonra gelirse arkadaşlar, bunlara vav-ı haliye denir. Evet, bunlar halde iken manasına gelir. Sarhoş iken ya da sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Ya da öğretmen konuşurken öğrenci güldü. Bu manalara gelir arkadaşlar. Evet, bu dört vav'ın dört durumunu burada izah etmiş olduk. Örneklere geçebiliriz. Le'ibel la'ibu ve hudural cumhuri. Bakın, la'ibe oynadı. El-la'ibu oyuncu. Halkın gelmesiyle, evet, buradaki bir olayın oluş anını bildiriyor. Bu vav-ı maiyettir. Ve hudura kelimesi de mef'ulü ma mansubun bil fethadır arkadaşlar. Zara er-reisu ve naibehu el-matara'l cedide. Reis, yani başkan, ziyaret etti. Tam bir cümle. Ve onunla birlikte yardımcısı da ziyaret etti. Vav-ı maiyet, evet, birliktelik manasında. O zaman bu mansub okunur. Yani mef'ulü ma mansubun bil fetha şeklinde mef'ulü ma olur. Nereyi ziyaret etmişler bunlar? Yeni hava alanını ziyaret etti. Dörde bakalım. Şahettu ve Zeyden el mübarete ems. Ben ve Zeyt karşılaşmayı dün seyrettim. Şimdi buradaki vav atıf vavı mıdır, yoksa hal vavı mıdır? Yoksa bizim mef'ulü ma'ah vavı mıdır? Buyurun arkadaşlar, siz cevap verin. Bunun atıf olması imkanı var mı? Evet, biraz önce buna benzer bir örnek yapmıştık. Atıf yapmak istiyorsak zahir bir isim veya zahir bir zamir, ene zamirini getirmek gerekiyordu şurada. Şahettü ene ve Zeydün manasında. Burada çok güzel arkadaşlar, burayı anlamışız. Şahettü, ben seyrettim. Zeyd'le birlikte. Bakın, buradaki maiyet vavı. Şahettü ve Zeyden, ben ve Zeyd birlikte seyrettik. Karşılaşmayı, yarışmayı, neyse artık mübarek karşılaşma. Emstü. Buradaki mef'ulün ma'ah mensubun bil fethati zahirati şeklinde söylüyoruz. Şurada bir Zeyden de şöyle bir elifi olması lazım. Teraktu Haliden vel kitabe. Teraktu, ben bıraktım Haliden. Halid'i terk ettim. Halid'den ayrıldım manasında. Vel kitabe. Buradaki vav ne vav arkadaşlar? Evet, buradaki vav acaba mef'ulün ma'ah vavı mı, yoksa atıf vavı mı arkadaşlar? Şimdi burada atıf olma imkanı var mı? Şimdi ben Halit'i bıraktım. Kitap bırakır mı? Böyle bir mana olmaz. Demek ki buradaki vav-ı maiyet. Halit'le birlikte kitabı ya da kitapla birlikte Halit'i terk ettim manasında. Bıraktım manasında. Maiyet vavı. Evet. Mef'ulün ma'ah mensubun bil fetha şeklinde söylüyoruz. Arkadaşlar, şu sağlamayı yapmaya çalışın. Evet, bu işi yapan kişi benim.
Kitapta aynı işi yapar mı? Yani terk etme işini yapmaz. O zaman bu maiyet, birliktelik bildiren mef'ulü ma manasındaki vav'dır. Evet, vel kitabe mef'ulü ma mensubun bil fethati zahirati irab yapılır. Harekeyi yanlış koymuşuz. La tuhmil talebel ilmi ve necaha. İlim talep etmeyi ihmal etme ve başarıyı ihmal etme diyor. Buradaki vav atıf olabilir. Burada şurası şöyle olacak arkadaşlar. La tuhmil talebel ilmi. İlim talep etmeyi ihmal etme. Bu ilim talebiyle birlikte başarıyı ihmal etme manasında vav-ı maiyet ve ve-n-necaha mef'ulun ma'ah mensubun bil fethati zahirat. 7. örneğimize bakalım. Ade el-kaidu vel-ceyşe minel ma'raketi. Komutan döndü. Bakın burası tam bir cümle. Komutanla birlikte manasını verdiği için ma'a manasında vav da gelmiş. O zaman bu mensup okunmak zorunda. Vel ceyşe kelimesi, ceyş kelimesi burada mef'ulün ma'ah mensubun bil fetha şeklinde irab alır. Evet, komutan ordusuyla birlikte savaştan döndü. Mana budur arkadaşlar. Birliktelik manası. 8. Vasaltu es-saffe sınıfa vardım. Ve bidayetet dersil evveli. Birinci dersin başlamasıyla birlikte. Burası gün doğumuyla, gün batımıyla verdiğimiz örneklerdeki örneklere benziyor. Dersin başlamasıyla birlikte. Et vav-ı maiyettir. Mef'ulü ma'ah mensubun bil fetha irabı da bu şekildedir. Şuna bakalım. Onda ne var? Eftartu ve ezanel magribi. Bakın burada akşam ezanıyla birlikte iftar ettim. Burada aynı şekilde vav-ı maiyet. Bu da mef'ulün ma'ahtır arkadaşlar. 11'de ne var? Rakiptu el hafilete ve sukutal matari. Evet. Buraya bakın arkadaşlar. Lütfen bunun ne vav olduğunu söyleyeyim. Ve sukutal matardaki vav haliye midir? Yoksa maiyet vav mıdır? Yoksa vav atıf mıdır arkadaşlar? Evet. Otobüse bindim. Rakiptül hafilete otobüse bindim. Ve sukutal matari. Buradaki sukuta kelimesi mef'ulün ma'ah mıdır? Yoksa matuf mudur arkadaş? Atıf mıdır? Evet. Mef'ulü ma'ahtır. Yağmurun yağmasıyla otobüse bindim. Yağmurun yağmasıyla birlikte. Evet. Buradaki maiyet vavı aynı gurubeş şems, tuluaş şems veya ezanel magribi de olduğu gibi. Bunu atladık galiba. Sehir, evet sehirat el mümerrizatu vel merva. Sehira sahur kelimesi var bizde arkadaşlar. Geceledi manasında. Geç saate kadar bekledi manasında. Hemşire geceledi, bekledi. Vel merva hasta kişi. Burada hastayla birlikte hemşire bekledi ya da işte geç saate kadar durdu manasına geliyor. Buradaki de vav-ı maiyettir. Merda kelimesi de mef'ulün ma'ahtır arkadaşlar. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu şekilde elif-i maksure ile biten kelimelerin irabı nasıl yapılıyordu? Biliyorsunuz elif-i maksure hiçbir harekeyi kabul etmiyor. Mef'ulün ma'ah mensubun bil fethatil mukadderati. Mukadder bir fetha ile mansup olmuştur. Merda kelimesi burada hasta manasında. Sonundaki Elif-i Maksure'nin ne olduğunu arkadaşlar söyledik. İrabı takdiren oluyor. Takdiri bir fetha ile mansup olmuştur diyebiliriz. Evet, burada arkadaşlar örneklerimizin sonuna geldik. Dersi burada tamamlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.